da bizim sanatımızda Bursa'dayız. Ve Bursa denildiğinde hep Ulu Cami akla gelir. Ve Ulu Cami'nin içerisine girdiğinizde nefis hat eserlerle karşılaşırsınız. Her birinin ayrı bir hikayesi, tasavvufi olarak bir manası var. Ve hepimiz o hülya içerisinde Ulu Cami'de dolanırken biraz böyle zihnimizde İslam sanatlarına karşı bir kıvılcımlar başlar. Genelde Ulu Cami'ye geldikten sonra herkes hat sanatını merak eder. Ama esasında bizim geleneksel sanatlarımız içerisinde önemli bir sanat dalı vardır. Ben şunu söylerim. Fotoğraf makinesi icat edilmeden önce bilhassa Türkler kendilerine ait bir fotoğraf teknolojisi geliştirmişlerdi derim. Derlerdi ki nasıl yani? Derim minyatür. Minyatür bir noktada dönemin fotoğraf makinesi gibidir. Hatıralar ona işlenir, olaylar ona işlenir. Ve onlar bir resim olarak kalır. Ve bugünkü batılı anlamdaki ressamların perspektifi içerisinde, çizgilerin derinliği içerisinde vermezler. Neyse duygular, neyse tabiat, neyse insanlık, neyse o şekilde verir. Ve siz orada tek bir bakış içerisinde pek çok şeyi görürsünüz. Hatta Osmanlı minyatürlerinde o yüz hatlarının her birinin farklı farklı olduğunu gözlemlenir. Yani sanatçı orada bütün oradaki bulunan insanların karakterlerini oralara yansıtmaya çalışmıştır. Peki minyatür sanatı nedir? Minyatür sanatı esasında küçük ölçekli resimlerin yapılışıdır. Bizde 8. 9. yüzyıla kadar Uygurlardan başlayarak bir geleneğimiz var. Minyatür kelimesi esasında Batılıların bir terminolojisi içerisinde gelişir. Bizde nakkaştır. Nakkaş o kadar güzeldir ki ruhtan, o yürekten gelen bir şeydir. Biliyorsunuz kalp başka bir şeydir. Yürek çok farklı bir şeydir. Yürek ruhu ifade eder. Kalp fiziki bir şeydir. Hani kalpsiz insan derler ya, esasında kalp vardır ama onun yüreği yoktur. İşte minyatür sanatı yürekten gelen bir sanattır. Ve minyatürün de kardeşi hattır. İşte hat bir defa stilize edilmiş. Artık o farklı bir boyuta geçmiş bir unsurdur. Minyatür ise o dönemin, o yüzyılın fotoğrafları gibidir. Ve bir minyatür sanatçısı da bir fotoğrafçı gibidir. Fotoğraf sanatçısı gibidir. O olayı, o duyguları orada dondurur ve onu bir kağıda döker. Ve çok ince fırçalarla bunu nakşeder. Ve o yüzden de nakkaştır o. Batılılar minyatürü şundan dolayı böyle harf kitaplarda harfler var. A, B, C şeklinde. Onları çiçekli motifler veya böyle dalgalar haline getirirler. Ve kurşun oksitlerle bunu süslerler. Ama doğudaki olay çok farklıdır. Doğuda tabiatı, bitkileri, hayal dünyası, rüyaları, gerçek olayları yapar. Yani Süleymanname, Ruzname bunlar çok farklı şeylerdir. Ve orada bir tarih olayları takip edersiniz. İşte Osmanlı padişahları döneminde hazırlanmış, hani fotoğraf sanatı gelene kadar hep bu albümler vardır. Süleymanname ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılanları orada takip ediliyor. Yani hatıralar ve olaylar gelecekteki yöneticilere aktarılıyor. O yüzden de Türkler fotoğraf sanatına çok hızlı geçiyorlar. Fotoğraf sanatı icat edilir edilmez hemen fotoğraf sanatını benimsiyorlar. Çünkü hala minyatürden gelen o gelenek güçlü ve çok kısa sürede adapte oluyorlar. Efendim ben sözü çok uzatmayacağım. Bir minyatür sanatçısının şu an atölyesindeyiz ve Bursa'da Gülgün Keser. Çok değerli bir, çok hanımefendi bir insan ve minyatür sanatını bir sanatçı olarak da bakmıyor. Esasında biraz da böyle biyoenerji ve hafif kozmik ve tasavvufla beraber işleyen bir insan. O yüzden de farklı bir minyatür sanatçısı ve o yüzden de biz de kendisini tanımak ve atölyesini görmek üzere Bursa'ya kadar geldik. Hem kendi enerjisinden faydalanmak hem de sanat üzerine konuşmak istedik. Efendim merhabalar, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah'a sonsuz şükürler olsun efendim. Ya, buluşturana şükürler olsun. Eyvallah. Biz sizinle ilk buluşmamız Bulgaristan-Türkiye sınırında oldu. Evet.
O zamanlar sözleştik ama bir türlü gelemedi. Bugüne nasipmiş. Bugün Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Burada geldik ve hem sizi ziyaret etmek hem de minyatür sanatınızı ve minyatür sanatınızı icra ederken hem minyatür sanatına dalmak, onun tarihine bir bakmak hem de bu minyatür sanatı icra ederken hangi renklerden faydalanıyorsunuz, hangi aletleri kullanıyoruz, hangi fırçalar kullanıyoruz, hangi kağıtlar, onu da bir konuşalım dedik ama önce Gülgün Keser kimdir? Gülgün Keser kimdir? Allah'ın kulu diye öncelikle başlamak istiyorum. Eyvallah efendim. Onu bir alana koyalım, ondan sonra bir rahatlayalım. Gülgün Keser işte bir anne baba, bir kadın, bir erkekten dünyaya gelmiş. Bankacı bir babanın, memur bir annenin ikinci evladı. Yani farklı diye tanımlıyorum çünkü yaşla beraber geçmişe baktığımda o farklılığı daha iyi özümsüyorum. Çok meraklı bir çocuktum. Malzeme merakım çoktu. El işçiliğine özellikle nasıl hani o bazı şeyler hareketli cisimlere dikkati çeken çocuklar vardır. Renklerle alakalıdır o zaten. Eyvallah, böyle büyülenmiş gibi izlerdim. Bizim mahallemizde bir şansım vardı. Bir amcamız kafes yapardı kıl testereyle böyle oyarak. Ben saatlerce onu hiç sıkılmadan izlerdim. Çok hoşuma giderdi. Vernik kokusu, işte vernikle bir şeyler yapmak, o kıl testerenin ağaçtaki vermiş olduğu desenler. Ve sonradan tabii öğreniyorum ki o desenler aslında hep tesip desenlerinden ortaya çıkarılmış desenler. Ama ben tabii onların o yaşlarda farkında değilim. Ve ömrüm boyunca hep malzeme ve sanatla ilişkili oldum. Ama bunu devam ettirmediğim zaman şöyle adlandı: ayran gönüllü. İşte Gülgün sıkılır, Gülgün devam etmez, işte Gülgün onu bırakır gibi. Aslında her birinin benim bugünüme hizmet edeceği bir açısı varmış meğerse. Çok önemli. Tabii. Tek bir sanatla tabii yürüdüğünüz zaman ruhunuzu tıkarsınız, yeteneklerinizi öldürürsünüz. Öyle. İnanılmaz malzeme bilgim var. Ve farklı farklı hiç kimsenin aklına gelmeyecek şeyleri bir araya getirip farklı teknikleri oluşturma şansı verdi bu bana. O yüzden kendi çocukluğuma teşekkür ediyorum. Onun dışında iki tane çocuğum var, evliyim. Bursa doğumluyum. Peki aile olarak, soy olarak hep Bursa'da mıydınız? Yok, Bosna, anne tarafım Bosna'dan. Kurtuluş Savaşı'ndan önceki ilk mübadeleyle gelmişler, Keşan tarafına yerleşmişler. Sonra tabii savaşlar falan çıkınca Ege tarafına gelmişler. Anneannem de daha sonradan Bursa'ya gelmiş ama ben Bursa'da doğdum. Annem 16-17 yaşındaymış Bursa'ya geldiğinde. Baba tarafımda da biraz Tatarlık, bir de Çerkezlik var. Oo maşallah. Evet. Yani esasında Bursa'nın profilini yansıtıyorsun. Çünkü Bursa göçlerle tabii, tekrardan kurulan bir yer. Aynen öyle. Ve bu da sizin hatta zevkinizi, sanat zevkinizi de aslında geliştirmiş. Çünkü farklı ırklardan, farklı coğrafyadan tabii gelme insan zekasını arttırır. Hatta tabii, görsel tabii zekayı da arttırır. Tabii, kesinlikle katılıyorum. Bakış açısını arttırır, insanı geliştirir, ufkunu arttırır, vizyonlarını değiştirir. Çünkü bir şeyi hani kitaptan da okuyabilirsiniz ya da filmini de izleyebilirsiniz ama canlı olan temas hiçbir zaman o derinliği tam olarak vermez. Yani izlersiniz, bir an empati kurarsınız, o vizyon olarak geçer gider, unutursunuz. Ama canlı olarak bir şeylerle temas ettiğinizde o daha size özümseyerek gelir. Evet, evet. O yüzden insanla tanışmak, ne kadar çok insan tanıyorsanız o kadar zenginsinizdir. Çok doğru. Her insan bir alemdir. Tabii. Ve her tanıdığınız insan da yeni bir alemdir. Kesinlikle. Ve o yüzden de bir sanatçının beslenmesi için esasında inzivaya çekilmek değil de daha çok insan, eser görmek çok daha besleyicidir, ruhu besleyicidir esasında. Evet. Şimdi peki şunu söyleyeceğim. Biz Gülgün Keser'in çocukluğunu tanıdık. Evet. Hayat hikayesinin bir giriş yaptık. Yaklaşık. Peki Gülgün Keser ne zaman bu minyatür sanatıyla ilgilenmeye başladı? Şöyle söyleyeyim, bundan yaklaşık 10 küsur sene oluyor. Tam net bir zaman dilimi veremem ama depresyondaydım. Ağır depresyondaydım. Yani o ruhun dışarı çıkma arzusunu duyup da o kabuğu kıramadığı
işte geleneklerin, o tanımların, etiketlerin üstünüze yapıştırıldı. İşte annesin, işte evlatsın, eşsin, komşusun, işte şusun busunların altında kalmış bir Gülgün'dü. Yani sanatçının doğum şeyini yaşıyorsunuz. Aynen böyle dönemini öyle. Yaşıyorsunuz. İnanılmaz kötüyüm ve çok saçma bir şekilde bir gün birisi bana dedi ki ya neden dedi hani şey yapmıyorsun, bak seviyorsun da hani renktir bir şeylerle uğraşmak, çok da uğraşmışsın, her şeyi yapmışsın neredeyse. Bunun üzerine ben Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu, işte duyuyorduk o zaman, reklamları falan da vardı. Bir gideyim dedim yani, hani bir şey çıkmaz ama bir gideyim yani. İşte ufacık bir adım, bir bebek adım aslında baktığınız zaman. Orada kamu alanında bu yerel belediyelerin, yerel yönetimlerin ne kadar insanın yetişmesi ne kadar büyük bir hizmet İnanılmaz olduğunu da burada önemli. Görüyoruz. Çok değerli bir şey. Teşekkür ediyorum bir kere, bunu düşünene, akledene, bunu hizmete geçirip devam ettiren herkese çok teşekkür ediyorum. Eyvallah efendim. Kayıt için gittiğimde dediler ki sınıfta oldu. Benim aklıma seramik gelmişti. Şu en bilinen hani olduğu yerden. Tam döndüm artık da hani olmayacak diye geldim. Zaten depresyondayım. Arkamı dönmüş giderken oradaki bayan seslendi. Dedi ki sizi tesip sınıfına alsak. Direkt döndüm. Tesip ne dedim. Ben size göstereyim dedi. Çağırdı beni masaya. İşte hani Kur'an-ı Kerim'in etrafındaki süslemeler, onlar dedi tesiptir. Ve bir an bir vizyon, benim çocukluğumda izlediğim bir belgeseldeki tesip sanatçısının belgeselindeki vizyonla o anda buluştu. Evet. Vakti saati gelmiş yani. Ve evet dedim. Doğum başladı. Beni kaydedin. Aynen. Doğum başladı. Çok enteresandır yani gerçekten de. Bunu ben deneyimlediğim için bana çok heyecan verici. Ne kadar size yansıtabiliyorum bilmiyorum ama ondan sonrasında ben bir sene gizli iki aileden de. gizli olarak tesip sınıfına başladım. Çok değerli bir hocam vardı. Yasin Kılıç, Bursalı o da. Hala da bu anlamda hocalık yapıyor, öğrenciler yetiştiriyor. İyi ki varlar. Onun üzerine biz Yasin Hoca ile beraber çalışmalara başladık. Bir gün, yani ben böyle uzun uzun anlatıyorum ama kısaltabilir miyim? Hayır efendim, zaten seyircilerimiz sizi tanımak için bu programı izliyorlar. Sonrasında bir gün şey dedi bize, ya hep dedi aynı şeyleri düşünmeyin çünkü tesipte biraz tekrar vardır. Kuralları çoktur tesibin. Yani istediğiniz helezonu istediğiniz yerden çıkaramazsınız. Matematiği vardır. Siz onu görmezsiniz ama hani bilen onu görür. Evet. O yüzden hani dedi ki yani şeyde kalmayın. Farklı şeyler ne yapabilirsiniz? Bir düşünün dedi. Yani farklı bir malzeme olabilir, farklı bir şey olabilir. Ne? İşte farklı desenler çıkarın. Ne yapabileceğinizi bir görün. Eve geldim. Düşünüyorum, ahşap üzerine olsa muhakkak yapılmıştır. Cam üzerine yapılsa onun malzemesi çok farklı. Deri üzerine mi yapsam, işte öyle mi böyle mi derken ben biraz kuru yaprak toplamayı severim. Masamda da işte o gün toplamışım. Özellikle Manolya'nın o kururken renklerine çok bayılırım. Masamın da şöyle köşesinde 3-5 tane Manolya yaprağı var. Bir an biz o yaprakla böyle bir kesiştik. Olur musun dedim. Belki dedi. Hadi bakalım dedim. Denedim. Olmadı. Çünkü verniklenmiş gibi yaprak boyayı tutmuyor. Bizim boyalarımız su bazlı, akrilikte kullanıyoruz ama evet. Boyayı tutan bir malzeme değil. Şimdi kağıt gibi değil. Fakat o buluşmanın hani muhakkak herkes hayatında bir şeylerle buluşmuştur. Beni anlayacaktır o yüzden herkes. Ben ona inandım. Ve birkaç ay bunun üzerinde kafa yordum, denemeler yaptım. O az önce söylediğim çocukluğumdan itibaren gelen o malzeme bilgisiyle ben olmayacak bir bilgiyle o yaprağı buluşturarak onun üzerine sulu boyayla nasıl diyeyim dokunabilmeyi başardım. Harikulade. O da kabul etti. Ve ilk eserim Karagöz ve Hacivat'tır. Evet. Bursalı olunca tabii. Olay ve ben tesip sınıfındayım yalnız. Evet. Daha minyatürün meclisi yok hayatımda. Bilmiyorum. Böyle bir sınıf olduğumu da bilmiyorum. Yani biraz hani farklı şeylerle ilgilenince klasik sanatlardan uzak kalmış. Ya, daha sanatçının modern doğumu olmuş ama daha cinsiyeti belli olmamış. Aynen gibi. Adı konmamış gibi. Olmamış.
Ve hocama gösterdim. Hocam gözlerini açarak dedi ki çok güzel olmuş dedi. Bunu nasıl yaptın dedi. Hocam nasıl yaptım biliyor musunuz derken bana şöyle yaptı. Bunu dedi ne bana ne de kimseye söylemeyeceksin dedi. Bunu dedi hak edene söyleyeceksin. Bu dedi sırdır. Sır dedi herkese verilmez. Ben bir afalladım. Ve dedi ya sen minyatür yapmayı nereden biliyorsun dedi. Bilmiyorum dedim. Ama dedi bu yaptığın şey minyatür dedi. Sonra ben minyatür sınıfı da vardı. Bir sonraki sene minyatür derslerine katılmaya başladım. Baktım bu burayla doymuyor. Yasin hocamla konuştum. O da Özcan Özcan hocamın ismini verdi. Ben Özcan Özcan hocayla temasa geçtim. Ondan sonra benim 5 yılı veya 6 yıllık bir minyatür serüvenim başladı. Hmm. Her hafta Bursa'dan İstanbul'a derslere katıldım ben. Evet, bir arkadaşım da Ankara'dan İstanbul'a minyatür dersleri için. Bu bir aşk ya. Evet. Her seferinde yani iki çocuğum var. Sabah 5'te kalkıyorum. Fiyedi feribotuna yetişmem lazım. Bunun karı var, kışı var. Feribot iptali var. Bazen dönme gece 12'yi birileri buluyor feribot iptali olduğu köprü zaman. Köprü olmadan önce tabii çok sıkıntılıydı. Korkunç bir şeydi. Ondan sonra 5 yıllık öyle bir serüven. Yani çanta, koca işte çanta elimde, boyalar sırtımda 5 yıl. Her seferinde şunu soruyordum. Gülgün, manyak mısın? Derdin ne? Her seferinde bana tek bir cevap verdi. Aşk. Aşk, evet. Bunun başka bir açıklaması yok. Bunun ne para ne işte ne hiçbir şey yok yani. Sanat insanın ruhunun terbiyesidir esasında. Aynen öyle. Bana ve çok ruh iyi terbiye geldi. Olurken fizik de terbiye olur. Evet. Yani sanatın en güzel noktası budur. Aynen öyle. O yüzden renkler ve işte dediğim gibi hani akıyorum. Yani ben tekniklere de çok bağlı kalmıyorum. Bir şeyde bağlı kalmak çok bana doğru gelmiyor. Sanat için yapılıra inanan biriyim kendim. Evet. Çünkü sanat halk için yapılırsa o zanata döner ve o ışığı biraz sanki barındırmaz gibi geliyor naçizane benim fikrim. Tabii bu bir süre sonra o, böyle olmayabilir. İktisadi bir döngüye girer. Çünkü bizim aslında minyatür de tesip de hem zanattır hem sanattır. Evet. İşçiliği çoktur yani. Zanat kadar bir işçiliği vardır. Zanatkarlık ister ama aynı zamanda da o aşkı da ister. Çok doğru. Başka türlü olmaz. Bazen boya hazırlarken diyorum ki şimdi ya niye bu boya ya kendim de şey bu boya buna olmaz. Bununla bu bir araya gelmez saçmalama. Bakıyorum sallamıyor beni zaten. O kendisi yapıyor. Aa diyorum hiç de düşünmemiştim. Abi çok güzel oldu. Bundan iyi bir renk çıktı. İyi bir ton yakaladım. O şekilde işte iyi geçiniyoruz yani. Eyvallah. 6 sene gittiniz geldiniz evet. İstanbul'a artık kalfalık dönemine geçtiniz. Ya öyle diyemeyiz. Bu öğrencilik hayat gibi, yaşam gibi. Öğrenme de bitmiyor. Öğrencilik hiç bitmiyor gibi bir şey. Özcan hocamla o tabii eğitimin tamamlandıktan sonra da biz ayrılmadık. Bir proje ekibimiz var bizim, bayanlardan oluşuyor bizim. Erkekler maalesef ekmek parası peşinde koştuğu için sanata çok fazla vakit ayıramıyorlar. Evet. Kadınlar bu anlamda biraz daha şanslı. Çünkü onların yükünü taşıyan işte eşleri vesairesi olunca kadınlar sanata biraz daha vakit ayırabiliyor. 2-3 yıldır da o proje grubunun çalışmalarıyla beraberiz. Bu pandemi girince biraz tabii aramız açıldı. Bir projemiz daha vardı. Söylemeyeyim ben şimdi bunu. Ben söylemeyeyim. Evet, yok. Zaten bu arada galiba bahsettiğiniz projelerden bir tabii, tanesi tabii. Bu. Evet. Bir sergi kataloğu ve bunun içerisinde çok güzel iki sergisi var. Aynı sergilerden bir tanesi de Süleymanname. Burada da kendisinin iki güzel eseri var. Şimdi Mantıklı Tayrı onun içerisinde şöyle ekibimizdeki mı? Arkadaşımız onları çocuk hikayesi şekline getirdi. Aslında Mantıklı Tayrı Feridettin Attar'ın bayağı kült bir kitabı, kanunda evet. Bir kitap. Sağ olsun o çocukların anlayabileceği dile onu indirgeyerek bizim eserlerimizle beraber bunu bir kitap haline getirildi. Sesli kitap olarak da var internette. Süleymanname ise Fikri Hanım'ın evet, o kitap haline getirdi bunu sağ olsun. İşte bize de birkaç tane böyle numune verildi. Süleymanname şu anda yeni sergilere hazırlanıyor ama daha henüz netliği olmadığı için hani buradan duyurmam doğru olmaz. Tabii ki. Ama çok yerde sergilendi, çok beğeni de kazandı. Topkapı Sarayı'nda bir
şey vardı ama pandemi biraz işleri karıştırdı. Evet işte doğru o şey Hasahırlar'da çok güzel sergiler alıyordu. Şimdi evet. O sergilerden mahrum kaldık. Dolmabahçe'de sergilendi. Yurt dışında sergilendi. Köln'de sergilendi. Şimdi ben hatırlayamıyorum. Bir sürü yerde sergilendi. Aynı tıpkı basımlarıyla sergileniyor. Eser çıkartmak biraz sıkıntılı olduğu için ülkeden. Doğru. Hani kaçak mı değil mi? Onun için ayrı bir belge almak lazım. Tıpkı basımları. Şimdi elektronik ortam çok geliştiği için daha kolay oluyor. Peki bu minyatürle uğraşacak bir yetenekli bir genç arkadaşımız ya da sizin gibi sanat içindeki sanatçı ruhunu doğumuna hazırlanan birisi için nasıl başlanıyor? Hani sizinki bir şeydir, maceralı bir başlangıç olmuş. Yani hangi boyalar kullanılacak, hangi kağıtlar kullanılacak, ne hangi malzemelerle yola çıkılacak? Ondan da bize bahseder misiniz? Tabii ki bahsederim, etmeye çalışırım. Estağfurullah. Şimdi tabii bu bir keyif meselesi yani sanat olunca kişiye bağlı bir şey. Yani herhangi bir sulu boyayla da yapabilir ama taş sulu boyayla o sonucu daha iyi alır. Yani biraz ekonomisi olan bir sanat bu. Altın kullanıyoruz. İşte evet yani şimdi altın dediniz böyle. Şu an bu çok ara, değerlendi. Evet, evet. Bu ara çok değerlendi. Şimdi ben kameraman arkadaşı da göstereyim. Efendim böyle elimde bir servet var şu an ve bunların içerisini açtığımızda böyle altın varaklar var ve bu evet. Varaklar her biri bir gram. Ölçüsünü çok bilemiyorum bir gram ne kadar gelebilir. Burada yaklaşık 30 gram altın var efendim 30 gram ve bunların hepsi işte o zaman hani bir minyatür eseri ya da bir tesipli eserde altın kullanıldığında işte bazen pazarlık yapılıyor sanatçılarla. Evet. İşte yapılmamasını net söylüyorum çünkü bu sanatçı buna ciddi bir rakam bağlıyor. Ve bunların her biri dört dörtlük de olmuyor. Bazıları uçup gidiyor çünkü bunlar tabii, incecik zar gibi var. Ve hani burada 30 gramlık altın olduğunu muhakkak bir gramı da kayıp olarak tabii, gidiyor. Tabii. Ve sonuçta da sanatçının ciddi bir kaybı var ama bu gönülle yürüdüğü için. Tabii. Gönülle yürüdüğü tabii, için bu işler tabii, yürüyor. Tabii aynen öyle. Böyle sıvı haline yani toz haline getirilerek kullandığımız bir altın daha var. Ve biz mesela beyaz, gümüş gibi görürsünüz siz onu ama o da beyaz altındır aslında. Evet daha pahalı olan. Daha pahalı olan evet. Şimdi şu şekilde bunun bir tekniği var. Bu varak yani varak halinde olan yaprağı böyle bir kabın içerisinde Arap zamkı veya balla yarım gün ezerek ve sonrasında da onu yıkama işlemine, bir yıkama işlemi var onun uslubu var. O uslupla altını böyle toz haline getirip sonra da jelatinle su hazırlayarak bunu o şekilde de sürebiliyoruz. Evet. Mesela şurada görebilirsiniz o. Evet. Suyla evet yani jelatinli suyla o altın tozlarını o eserin üzerine bırakırız. Şimdi bu eserleri koyarken işte o şey diyor ki bazıları tamamlanmamış eser işte bazıları diyor. Evet daha çerçeve. Efendim daha çerçevememiş dedim ki onun şeyde bir servet duruyor. Hem bir emek hem bir servet çünkü ciddi bir. Çünkü bunları yapıştırmak bunu oraya nakşetmek kolay bir şey değil. Bir zaman bir el becerisi, Allah vergisi bir el becerisi evet. Ve sabır. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Çok sevdiğim bir laf var. Ayet diyebiliyorum ama yanıltmayayım. Biz diyor bazı şeyleri bazı kullarımıza kolay eyledik. Evet. Bu böyle bir şey. Yani işte sizin yaptığınız iş size kolay eğlenmiş. Benim yaptığım şey bana kolay eğlenmiş. İşte görünmeyen arkadaşlar var kameranın evet. Arkasında. Onlara da yaptıkları işler kolay eğlenmiş. Herkes aslında tat alabildiği için, tatmin olabildiği için olabildiğince işini en iyi şekilde yapar o zaman. Doğru, doğru efendim. Peki şimdi altını öğrendik, beyaz altını gördük. İşte bu kağıt olarak malzemeden kağıt evet. Olarak. Şimdi kağıt olarak mesela bu bir ebru kağıdı. Ebruya çalışabilirsiniz. Düz bir ebru, battal bir ebrunun üzerine istediğiniz şeyi yapabilirsiniz.
Aslında bizim murakka dediğimiz kağıt, yani kendi kağıdımızı da kendimiz yaparız. Yani bu klasik sanatların içerisinde hazır altın almak, yani bunu hazır alıyoruz şimdi de. Normalde kişi kendi nakaş, onu kendisi hazırlar. Kağıdını kendisi hazırlar ve eskiden boyaları da ezerek belli tekniklerle onları da kendisi hazırlar. Ama şimdi tabii biz her şeyi biraz sanayinin vermiş olduğu bir biraz da işi kolaylaştırdık. Zaman kazanmak anlamında bunları değerlendiriyoruz tabii imkanlar dahilinde. Paspartu dediğimiz kağıtları kullanabiliyoruz. Onların üzerine muhallebi aharı veya yumurta aharı yapabiliyoruz. İnce kağıdın üzerine de ahar yapılabiliyor. Muhallebi değil de ona yumurta aharı. Bilmiyorum çok ifade buluyor bu söylediğim şeyler. Çünkü aharlandığı zaman kağıt fırça daha güzel kayar. Bir de ıslansa bile bozulmuyor. Tabii. Yani denize atın bir ziyan olmuyor demeyelim. Yok o kadar değildir. ve hata yaptığınızda size tabii telafi yıkayabiliyorsunuz. Bu bir takım imkanlar sağlıyor. Ve kağıdı uzun ömürlü olması sağlıyor. Tabii ve bizim en büyük düşmanımız böcekler. Evet. Yıllar hani süren aşamada bir böcek bir de nem altını karartıyor. Mesela eski eserlerde şeyi görürsünüz siyah. Evet. Müzelerde de vardır. Onlar aslında altındı bir zamanlar. Doğru. Orada oksitlenerek nemle beraber farklı bir şeye geçiyor. Bir de böcek ve kurtlar. Kağıtlarımızı evet. Bizim yiyorlar. O yüzden balla çok altın karmak doğru değil. Ha, tatlıyı çağırıyoruz diyoruz herhalde. Evet. O yüzden Arap zamkı daha iyidir. Arap zamkı evet. Aynen. Peki kağıtı öğrendik. Öyle. Altınımızı öğrendik. Şimdi boya olarak. Boya olarak ben taş sulu boya bizim ana malzememiz. Çok şık da duruyor. Elim şeyde zaten kameraman arkadaş almak istedi burada. Yok dedi bu çok güzel evet, duruyor. Güzel. Çok şık duruyor yani, dedim. Yani ne kadar kaliteli malzeme kullanırsanız size o kadar güzel geri dönüş sağlar. Fırçalar önemli. Fırça olarak ne kullanıyorsunuz efendim? Ben bu fırçadan vazgeçemiyorum. Bunu ben. Bu at kılı mı oluyor? Nasıl oluyor bu? Bu at kılı değil ama ne kılı bilmiyorum. Kedi kılı meşhurdur İran'dan evet. Gelme. Tabi bu ara İran minyatürü ayrı, Hint minyatürü tabii, ayrı. Aynen öyle. Türklerdeki minyatür sistemi çok farklı ve ayrı. Aynen. Ama teknik olarak da hepsi yaklaşık birbirinin aynısı mı? Tabii yani kendi kültürünü ve kendi o aşkını herkes yansıtmaya çalışıyor. Ya ben sanatın çok tabii ki kuralları var ve ben klasikçiyim de aynı zamanda ama modernim de. Çünkü o klasik, bugün klasik dediğiniz şey ilk çıktığında moderndi. Evet doğru. Yani bu bir illüzyon aslında. Çok doğru. O yüzden bakıyorum kedi kılı fırçam da vardı ama buraya getirmiş miyim? No, getirmemişim. Yani çok çeşitli. Mesela her yerden, şimdi sanat bu şekilde olunca her gittiğim yerden fırça alıyorum. Her gittiğim yerden boya alıyorum. Hepsinden iyi sonuç alıyor muyum? Hayır. Ama gene de alıyorum. Denemek bana zevk veriyor. Evet, yani bir de keyif veriyor. Evet, nasip. Tabii meselesi. Yani burada hani marka vermeye de gerek yok. Ucuzundan pahalısına kadar farklı. Hiç ummadığınız fiyattaki bir fırça aynen, çok veya iyi boya sonuçlar çok iyi verebiliyor ama ben şundan çok güzel ayrılamıyorum şu sıra bundan. Bizim mührelerimiz var. Mesela ahar dedim ya ben. Evet. Muhallebi nişastayla veya ya da yumurtalı aharda da kağıdımızı bununla mührelememiz gerekiyor. Yani o yedirilmesi gerekiyor. Katmanları ezmemiz gerekiyor. Hiçbir şekilde pürüz kalmaması gerekiyor. Bu mührelerde dar alanlardaki altınları parlatmak için kullanıyoruz. Evet. Bunun ucu küttür. Mesela bunun ucu sivridir. Bu da ismini unuttum onun. Küşelerdeki şey. Noktalar basarak eserde iz bırakarak da bir efekt alıyorsun. Bu mührede bu işe yarıyor. Bunlar tabii hemen ilk şeyde değil. Yani mesela basit bir şey söyleyeyim, kolye uçları vardır böyle küçük boynuz şeklinde, sebepten. Evet, evet, evet. Onlarla da yapılabilir. Herhangi bir akik bir taş. Yeter ki yapmak isteyelim. Aynen öyle, mermer bir yumurta. Yani illa gidip de bunu alması gerekmiyor yani. Alternatif her zaman var. Pergel kullanılması gerekebiliyor, yuvarlak eserlerde özellikle. Evet. Bu arada bu mesela bu nasıl bir çalışma efendim? O negatif bir çalışma.
siyah beyaz. Ying Yang'ı ben şeklen değil de renkle yapmak istedim. Evet. Ve burada bunu bu kağıt mesela normal bir kağıt. Ha, sıradan bir kağıt. Ve muhallebisiz de çalışılabiliyor bu arada. Evet. Ya minyatür çok serp, çok özgür bir. Çok özgür bir sanat. Çok özgür bir sanat. İstediğiniz yere, istediğiniz şeyi, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Evet. Ben İsfahan'dan kutular almıştım mesela. Evet. Kutuların üzerlerinde minyatürler vardı ve üzerine sadece lak ahşap yapmışlar. Ahşap üzerine lak geçmişler. Evet. Çok da güzel, hoş kutulardı bunlar. Tabii tabii. Yani her yere, her objeye yapılabiliyor. Şu var, eskiden kalma. Ben mesela bunu da çok kullanmıyorum. Tavşan. Şeyi eli kaydırmak için. Çünkü biz nefesimizi tutarız. Yani fırça kağıda değdiği andan o çizgi bitene kadar nefes vermeyiz. O zaman her minyatürcünün bir nefes terapisi alması gerekiyor yani demek ki. Tabii aslında bir çeşit nefis terapi, nefes terapisini aynı anda yapabilirsiniz. Mesela şu farklı bir çalışma mesela. Buna baktın, yani bilmiyorum kamera alır mı, noktalı leke tekniğiyle yapıldı o. Aa, çok ilginç, evet. Evet, fark ediyor musunuz bilmiyorum. İşte ben hemen arkadaşımıza gösteririm, o güzel bir zoomlasın. Ben buna bayıldım. Ya yani klasiklerin yanı sıra ben bu şekilde farklı teknikleri de uygulamayı seviyorum. Evet, şeyde var. Biraz Çin ve İran minyatürlerinin havasını da hissettiriyor. Tabii. Şimdi peki şu an siz yarım bir eser yapıyorsunuz. Biz buraya geldiğimizde şu an bu eseri tamamlamak üzereydiniz. Eserinizi tamamlayın, hem de seyircilerimize sizin bu minyatürü eserinizi tamamlayışınızı bir seyretmiş olsunlar. Çünkü başına yetişemedik eserin. Zaten ya çok başı olması da çok anlamlı olmayabilir. Çünkü bizim çalışmalarımız bayağı zaman alıyor ve evet, zaman zaman eseri terk edersiniz. Mesela bir eseri başlayıp bitirmezsiniz. Ara verirsiniz. Hmm. Ben öyle çalışıyorum, bilmiyorum. Bizim kitaplar okuyuşumuz gibi. Yani olabilir. Mesela şu eser benim bir senedir yatıyor. Bunun şöyle gösterebilir miyim? Ben şöyle bir şey onda denemek istedim. Şurada fark ediyor musunuz? Kamera mesela şurada şöyle bir efekt elde ettim ben. Fark ediyor musunuz? Evet, evet. Bir yanlış yaptım orada. Hafif böyle bir lacivertimsi bir şey var. Efekt olunca ben ondan çok hoşlandım. Onu devam ettirip ettirmeme kararı için bekliyor mesela bir sanat. Ha, evet. Eser de sahibini beklermiş. Aynen. Bu arada esasında şunu da söyleyeyim. Pek çok bizim programı izleyen genç arkadaşlara da ilham veriyorsunuz. Minyatür sanatı ile ilgili YouTube'a girip herhangi bir şey programa bakılabilir ama onun da o sanata geçişte siz yaşadığınız hikayeyi aktarmanız, onların o hikayeyi duyması ve kendiliğinde bunların birer parçasını bulması ve o sanata yönelmesi ya da farklı bir sanata yönelmesine ilham olmaz, o çok daha önemlidir. Eyvallah. O yüzden şeydir, ben her zaman söylerim, oturun bir sanatçı izleyin. İlla tabii yapmanız gerekmiyor. Aynen. Ve bütçeniz el verdiği müddetçe alın ve evinize asın herhangi bir sanat eserini. Minyatür olur, bir yağlı boya tablo olur, bir sulu boya olabilir veya bir ahşap oyma olabilir. Kesinlikle. O sizin evinizin içindeki enerjiyi de değiştirecektir. Kesinlikle öyle. Şimdi bizim bu eserlerimizde hep sanatçı bitti demeden bitmez eser. Değil mi? Her zaman yapacak şey bulur. Ben mesela bazen acil tablocuya giderim esere bakmadan. Çünkü illa bir şey diyor, şuraya şunu mu yapsaydım, bunu buraya koysa mıydım diye. Çünkü ne kadar oynarsanız, özellikle doğal, hani şimdi bir sosyali vardır minyatürün, matematiği vardır, sosyali vardır. Şimdi çiçektir, ağaçtır, kuştur, bunlar sosyal. Dağ, deniz, bulut. Onlar sosyal çalışmalar ama bir bina yapıyorsanız, işte bir harita çalışıyorsanız daha matematik, evet, girer işin içerisine. Özellikle sosyal şeylerde ne kadar yaparsanız o kadar zenginleşir, o kadar güzel kendini gösterir. O yüzden hep böyle ince ince farklı renkleri, farklı tonlarla buluşturmayı seviyorum ben de. Yani bunu bir emek olarak da görmüyorum, hakkıdır diyorum. Yani bir işin hakkını vermektir diyorum. Çok doğru. Çünkü yaşadığımız her şeyde aslında Allah hakkını verdiği için biz bu kadar lezzet alabiliyoruz hayattan. Yani denizi yarım yaratsaydı mesela,
ya da renksiz yaratabilirdi. Hiçbir şeyin rengi olmazdı. Ya da bir tane bir şey yaratırdı, onu yerdik, bütün ihtiyaçlarımızı giderdi, o buna kadir. Ama çeşit çeşit yaratmış, ekşisi ayrı, acısı ayrı, tatlısı, bir de onlar bir araya geliyor, farklı farklı tatlar. İşte minyatür de aslında böyle bir şey. İşte otu, denizi, kuşu, kelebeği, bulutu, bir şeyler bir araya geliyor. Onun üstünde ne kadar emek verirseniz o da o kadar size geri dönüyor. Çok doğru efendim. Şimdi bu yeşilliklerin içerisine ben bu sarıyı çok tonlayıcı buluyorum. O yüzden o yeşillerin üzerine bu tonlayıcıyı geçtiğim zaman o yeşillik kendini daha güzel ifade ediyor gibi geliyor. Evet. Bir ayrım söz konusu oluyor çünkü orada o zaman. Ben renkliliği severim. Ben de çok canlı seviyorum. Ve renkliliği severim. Çok seviyorum ben de. Siyaha mesela çok elbise olarak harikulade, insanı zayıf gösteriyor da muhakkak. Ama gündelik hayatta renkli olmak gerekiyor. Türkler zaten çok renkli. Şeyi sevmezler, koyu renkleri Türkler sevmezler. Bu minyatürlerde de görülür, gündelik hayatta da görülür. Evet. Hatta mezar taşları bile renklidir. Bugün o bir kısmını ulaşmış olanlar ya da toprak altında kalıp boya kalıntılı olan mezar taşlarında da görüyoruz. Mezar taşları bile sadece sarıya boyalı veya yeşile boyalı, öyle bir şey yok. Rengarenk mezar taşları bile. Tabii evet, bu Roma heykelleri de böyle. Renklidir, boyalıdır onlar böyle. Sadece mermer değildir. Veya bir sadece taştan ibaret değildir. Yani tezyin sanatı çok fazla. Evet, yani Türklerde renk de çok fazla. Halılarda, işte kilimlerde. Ta pazarı kurganından tabii, gelen tabii. Bir renklilik var. Efendim bu tarafta, şimdi bir taraftan bu eseri tamamlarken ben sizin hikayesi olan birkaç eserinizden bahsetmek istiyorum. Çünkü buralar hep sizin eserlerinizle aslında bu şekilde. Aslında hepsinin hikayesi var yani. Onların hepsi bebeklerimi ayıramam. Ha, öyle oluyor maalesef. Benden kitap izledikleri zaman ben de aynı şey. Bunlar benim bebeklerim diyorum, veremem. Vermemek için de elimizden geleni yapıyoruz. Efendim, şimdi benim yanımda bir seri var burada. Ben bu serinin ilk baştakini alıyorum. Ama tamam. Çok enteresan bir şey var. Burada bir tüy var. Bu bir... Şöyle. Şu şekilde. Yok. Ha bu şekilde. Aa, gemi var, arkadan görüyorum. Evet. Bu ne tüyü efendim? Bu kas tüyü daha çok. Ben kas tüylerinin üzerine çalışıyorum ama farklı tüy çalışmalarım da var. Şimdi mesela birkaç tane projem var. Elimde pelikan tüyü var. Topladım ben onları. Hmm. Flamingo tüylerim var. Bir tane leylek tüyü var. Oo, onların üzerlerini... Ben şimdi göstereyim arkadaşlar. Sizi tabii dinliyorum ben size. Eyvallah. Şimdi bir gün benim kızım yaprakları yaptığımı görünce bizim de bahçede kazlar vardı. Tüy dökme şeyinde tüy dök. Kızım almış küçücük ama daha tüyleri toplamış. Anne bunların üstüne de yapsana dedi. Dedim kızım tüyün üzerine ne olur mu öyle şey deyince onun böyle bir hüzün aşkla gelmiş çünkü. Dedim ya seni mi kıracağım, gel deneyelim bakalım. Yapraktaki uyguladığım tekniği tüye de uyguladım. Aa baktım oldu. Ondan sonra ben tüylerin üzerine de yapmaya başladım. Bunda da paspartuyla tüyü birleştirdim. Ve burada güvercinler değil mi bunlar? Evet, bekleyiş. Yani bekleyiş. Bu eskiden biliyorsunuz iletişim ve ulaşım bu kadar kolay değildi. Ve insanlar hani gelmesini umdukları ticaret olur veya konuk olur, misafir olur neyse beklerlerdi. Hani gemi görünüyor mu uzakta? O yüzden orada boşluk var zaten. Uzaklığı temsil ediyor. Hmm. Çift cam olmasına çok orada özen gösterdim. Bunlar o gemiyi bekleyen işte denizin kenarına oturmuşlar, bekliyorlar. Bu da ben galiba Fatma'yı bekleyen ben noktasında. Türk kültüründe her zaman şu şey, Ayşe Fatma bereketi, Atma, hı hı. Ayşe Fatma hayası, Ayşe Fatma huzuru diye bir ifade vardır. Evet. Türkler İslamiyet'e tanıştıktan sonra bir Ayşe Fatma üzerinde hı hı. çok büyük bir anlam yüklemişlerdir. Hı hı. Bu da işte Fatma'yı bekleyen ben olarak ifade olabilir, ediyorum. Olabilir, aynen. Evet. Şimdi tabii şöyle koyalım şeyden. Aha. Eser çok olunca ben evet. Şimdi buradan yine rastgele aldım ve burada da bir tavus kuşu. Evet. Görüyorum. Bu da ortaları altındır. Aa, parlıyor. Altın, görüyor evet. Musun? Şöyle yine kameramana doğru tutalım. Ben şöyle kendimden başımı koyayım. Evet. Yani, evet. Nedir bunun efendim hikayesi? Yani bu tavus kuşu çalışmak zor bir şey. Bu tüyleri gördüğünüz yerin altında 5 geliş var.
Evet. Yani ufak gölgeyle çalışarak, o gölgeyi kuvvetlendirerek yapılır. O tabii her bir tezinat oradaki Allah'ın, ben onu yaparken Allah Allah, yani bir sürü tavus kuşu var ve ben bunu burada yaparken ne kadar zorlanıyorum, ne kadar emek veriyorum, ama o bir yumurtadan bu süsün tamamının formülünü onun içine koyabiliyor hayretiyle yaptığım bir eser. Evet, bir de şeyi vardır, tavus kuşunun bacakları çirkindir. Sesi de çirkin. Sesi de çirkindir. Onun bir mitolojik şeyi vardır. Evet. Özel. Yani mitolojik mi bilmiyorum da benim bildiğim kadarıyla yılanı, şeytanı cenneti Havva'ya kadar taşıyan hayvanlardan bir tanesi. Bir yılan olduğu, bir de tavus kuşu olduğu söylenir. Hmm. İki kere teşebbüsü var çünkü yılanın burada. Şeytanın cennete girmekle alakalı. Tavus kuşu da onlardan biri. O yüzden çirkin ses ve çirkin ayakla damgalanmıştır. Evet. Mesela dinlerde, felsefelerde yer alıyor. Kibir olarak simgelenir. Kibir. Doğru. Kibir. Aha, kibir. Kibirdir. Ve kibrin sesi de çirkindir yani. Ayak sesi de çirkindir. Aynen öyle ya. Bilmiyorum. Seslenişi de çirkindir, evet. Kibrin. Sanatçının kibirlisi, bürokratın ahlaklısı ahlaksız çekilmiyor, evet. Efendim. Çok güzel bir yaprak. Bak, attım elime, geldi. İşte çok güzel. Ne yaprağı bu efendim? Bu deve tabanı yaprağı. İlginç. Şimdi kağıtıyla ben o yaprağı kesiyorum. Evet. Böyle şeyler de yapıyorum işte zaman zaman. Buna da bu türbeyi çalıştım. Bunu da annemin vefat ettiği seneydi. Anneler gününden bir önceki akşam bitirdim. Yeşil türbe. Evet. Bu, yani yeşil türbenin hikayesi aslında çok açıcı değildir ama sanat anlamında da çok iyidir. Çok doğru. Yani evet. O yüzden böyle bir eser anneme ithaf etmiş oldum. Çok Allah güzel hepimizin efendim. Ölmüşlerin nur içinde yatırsın. Amin. Amin. Yani böyle koyuyorum eserleri böyle. Olsun. Eyvallah. Şimdi burada çok güzel bir eser var. Tabii ben şimdi bunu böyle koyacağım. Şuradan da kafamı yerleştireceğim. Eserin bir parçası olayım diyerekten. İp de görünüyor ama. Eyvallah efendim. Şöyle. Dekorumuzu bozmayalım aynen. Bu eser kim? Şimdi bu yaprak bana çok büyük, ilk yaprağı gördüğümde hayret. Yani ben her yaprakla muhabbet ederek topluyorum. Onu bir kere söyleyeyim, izin alıyorum. Yani gönülden tabii, bu böyle bir izin verir misin tarzına, mental bir şey değil. Ay sen hani sanat eseri olmak ister misin? Çünkü bir çöpsün aslında. Yani birisi seni alacak, kuruyunca yakacak veya çöpün herhangi bir yerine atacak. O da böyle hani sanki bana olur diyorlar yani. Öyle hissediyorum. Ay çok güzel. Sonra bu yaprak ne? Bu kadar büyük yaprak görmedim. İncir yaprağı değil, şey değil. Bu çok hızlı büyüyen, bir ismini unuttum şimdi. O ya ağacın bir yaprağıymış. Bana nedense böyle üç ayrımda semayı hatırlattı. Hmm. Yani bir duruş, bir sahil, bir sol el. Onun için ben de oraya Mevlana Hazretleri ile semazenleri yapmayı arzuladım. Bilmiyorum. Çok da hoş İnşallah olmuş efendim. İnşallah gönüllere ulaşıyordur. Ve ismi de Birlik. Tabii. Ay çok güzel. Çok tevhid, güzel. Tevhid önemli. Tevhid. Bir arada. Yani farklı olabiliriz ama bir olabiliriz. Evet. Efendim tabii. Esasında burada pek çok eserin hikayesinde. Yani evet, şu da benim aslında doğduğum ev. Anneannem var onun içinde. Annem var. Şimdi Bursa'nın bir adeti hemen vardır. Hemen arkamızda olan, evet. Bursa'nın bir adeti vardır. Ben çocukluğum kelime-i tevhid evlerde kadınlar bir araya gelirler. Bir tas pirinç, işte bir su, işte şeker koyarak bir beyaz çarşafta halk olup zikir çekerler. İlginç. Kelime-i tevhid denir onun ismine de. Onun üzerinde işte bir hayır dağıtılır. Bütün mahalleye, herkes kendi çapına, işte tavuklu pilav olur, başka bir şey olur. Benim çok hafızamda olan bir şeydi o. Ve biz işte minyatür yapma şeyi gelince ben bunu yapmak istedim. Oradaki yeşil elbiseli olan anneannem oturan. Eflatunlu ayakta gani gani olan, rahmet eylesin. Hepsine inşallah. Eflatunlu olan da anneciğim. Tabii evimiz böyle değil ya, hani Osmanlı evini hatırlamadık ama onu minyatürleştirdim ben. Ama sahne öyle bir sahne. İşte kadınların da bir araya gelip dua ettikleri. Şimdi kalmadı bunlar. Özlem duyduğum bir şey. Onu öyle aktarmak istedim. Ya çok güzel yapmışlar. Ya bunların hepsinin
resim gibi zamanı dondurur evet. ve hikayesi Tabii. unutulmadan yazıldığı zaman Tabii. ve çok da güzel olur. Tabii şimdi ona her baktığımda o hatıraların hepsi total olarak geliyor. Evet, evet. Efendim, minyatür sanatı uçsuz bucaksız bir dünya. Ve sizin de minyatür sanatıyla olan duygularınız da böyle sonsuz bir evren içerisinde gibi. O sefil süzanınız ama estağfurullah. Teşekkür burada ederim görüyoruz. Gene ve pek çok eserler, burada eserlerle her yer kaynıyor. Bunların her birinin hikayesi var ama maalesef bizim de bizim sanatımızın süresi belli. Süre yavaş yavaş doluyor ki yönetmen arkadaşımız da zaten işaret edip durmakta. Bu arada ben eseri program boyunca bitirdim. Çok güzel efendim. Evet, yani, ya bu kadar kısa sürede. İşte yetenek diye buna diyorlar efendim. Değil mi? Yetenek Değil diye mi? Buna diyorlar. Biz de programın sonuna doğru geldik ama tabii sahibizde de Gülgül Hanım eserini tamamlamış oldu. Efendim, sizler ve bizler minyatür sanatının hakkında daha fazla malumat edindik. Bu şirin, bu enerjisi çok güzel mekan içerisinde. Hem de Gülgül Hanım'ın minyatür sanatıyla tanışmasını, onunla olan duygularını da çok samimi bir şekilde bize anlatışında biz de çok etkilendik. Sizler de etkilenmişsinizdir. Bir sanatçının hissederek, hissiyatını sanatına dökerek oluşturduğu eserlerin toplum üzerine çok büyük etkisi oluyor. Ben bunu ilk Günseli Kato'da hissetmiştim. Günseli Kato böyle o kadar o eserleriniz enerjiyle yapar ki ve size anlatır ki siz de o aldığınız enerjiyle beraber hayatınızda o gün bir canlılık gelir. Rahmetli Nusret Çolpan kendisi çok şeyler bu minyatür sanatıyla ilgili çok şeyler öğrendi kendisiyle ve en basitinde işte ortaokul yıllarında tanışma imkanım olduğu ama o dergahında, tezgahında faydalanamadığım Sühel Ünver. Benim şu an bu programda aklıma gelen 2-3 tane isim benim hayatımda iz bırakan. Efendim ve şunu da görüyoruz ki Türkiye'de minyatür sanatının gelişmesi için büyük gayret eden Sühel Ünver'den bugüne artık minyatür sanatının geleneksel çizgilerden modern veya günümüzün anlayışına, farklı tekniklere doğru geliştiğini görüyoruz. Ve bugün Gülgül Hanım'ın atölyesinde buna şahit olduk. Sizlerin de güzel bir program izlediğinizi tahmin ederek efendim haftaya bizim sanatımızda farklı bir mekanda ve çok değerli bir sanatçı